Merhaba ve hoş geldiniz. Bugün gökyüzündeki gizemli dünyayı keşfetmeye hazır mısınız? Kanalımıza hoş geldiniz. Burada doğaüstü hava olaylarının gizemli dünyasına dalmak için en iyi yerdesiniz. Bu videoda Aurora Borealis'in büyüleyici dansından, şimşek topraklarının gizemli atmosferine, UFO görüntülerinin heyecan verici dünyasına kadar birçok ilginç konuyu ele alacağız. Gökyüzündeki bu olağanüstü fenomenlerin ardındaki sırları çözmek için heyecanlı mısınız? Eğer öyleyse, videoyu izlemeye devam edin. Çünkü bugün size bu gizemli doğa olaylarının hepsini detaylı bir şekilde anlatacağız. Ayrıca, kanalımıza abone olarak ve videomuzu beğenerek gökyüzündeki gizemli dünyaya olan ilginizi gösterebilirsiniz. Yorumlarınızı da paylaşmayı unutmayın. Çünkü sizin görüşleriniz bizim için çok değerli. Hazır mısınız? O zaman bu muhteşem keşif yolculuğuna birlikte çıkalım. Başlayalım. Gökyüzü, insanlık tarihi boyunca hayranlık uyandıran ve merak uyandıran bir konu olmuştur. Geceleri yıldızların parıltısı, gündüzleri ise güneşin ısısıyla yaşamın kaynağı olan gökyüzü, birçok doğa olayının sahnesidir. Ancak bazı olaylar vardır ki, bilimsel açıklamalara rağmen hala gizemini korur ve insanları hayrete düşürür. İşte bu gizemli doğaüstü hava olaylarını inceleyeceğimiz bu videoda gökyüzündeki anormal fenomenleri keşfedeceğiz. Gökyüzünde meydana gelen bazı olaylar bilim tarafından açıklanabilir olsa da bazıları hala gizemini koruyor. Bu doğaüstü hava olaylarının bazıları binlerce yıldır insanların dikkatini çekmiş ve çeşitli mitolojik veya kültürel anlamlara yüklenmiştir. Ancak modern bilimin ışığında bile bazı fenomenlerin tam olarak açıklanabilmiş olması, diğerlerinin de sırrını açığa çıkardığı anlamına gelmez. Bu videoda gökyüzündeki gizemli olayları ve doğaüstü hava fenomenlerini ele alarak, bilimsel açıklamalarıyla birlikte insanlığın bu ilginç keşif yolculuğuna eşlik edeceğiz. Gözlerimizi gökyüzüne çevirip evrende neler olup bittiğini daha yakından incelemeye hazır mısınız? Aurora Borealis ve Aurora Australis. Gökyüzünde parıldayan muşem renklerle dolu bu doğa olayları genellikle Kuzey Kutbu ve Güney Kutbu Aurora Australis yakınlarında gözlemlenir. Bu olaylar güneş rüzgarının dünyanın manyetik alanı ile etkileşime girmesi sonucu ortaya çıkar. Aurora Borealis, diğer adıyla Kuzey Işıkları, Kuzey Kutbu yakınlarında gözlemlenen bu olağanüstü görsel şölen, atmosferdeki yüklü parçacıkların manyetik alanımızın kutup bölgelerine doğru çekilmesiyle oluşur. Güneşten gelen yüklü parçacıklar, dünyanın manyetik alanına çarparak yüksek irtifalarda havadaki atom ve moleküllerin uyarılmasına neden olur. Bu uyarılmış atomlar ve moleküller, farklı renklerde ışık yayarak gökyüzünde muhteşem danslarını sergilerler. Genellikle yeşil, pembe, mor ve turuncu renklerde görülen bu ışık gösterisi, izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunar. Aurora Australis, diğer adıyla Güney Işıkları. Aurora Australis, Güney Kutbu yakınlarında benzer bir şekilde oluşur. Güneşten gelen yüklü parçacıklar, Güney Kutbu yakınlarındaki atmosferdeki yüklü parçacıkların manyetik alanıyla etkileşime girer. Bu etkileşim sonucunda, gökyüzünde muhteşem renklerde ışık dansları ortaya çıkar. Aurora Borealis'a benzer şekilde, yeşil, pembe, mor ve turuncu gibi renklerde parıldayan bu ışık gösterisi, Güney Yarımküre'nin bazı bölgelerinde görülebilir ve izleyicilere benzersiz bir görsel şölen sunar. Aurora Borealis ve Aurora Australis, insanlık tarihinde mitolojik ve kültürel anlamlarla da ilişkilendirilmiştir. Eskiler bu muhteşem görselleri tanrıların dansı veya ruhların yükselişi olarak yorumlamışlardır. Günümüzde ise bilim insanları bu görsel şölenin altında yatan fiziksel prensipleri anlamak için çalışmaktadırlar. Ancak hala birçok gizemini korumaktadır. Şimşek toprakları. Şimşek toprakları, dünya üzerinde belirli bölgelerde görülen ve toprak yüzeyinde belirli bir noktaya doğru sürekli olarak yıldırımların oluştuğu yerlerdir. Bu olaylar genellikle tek bir noktaya odaklanmış gibi görünür ve çevredeki alanlarda gözle görülür bir şekilde daha az şimşek aktivitesi yaşanır. Şimşek toprakları, genellikle yüksek dağlık bölgelerde veya açık arazilerde, deniz seviyesinden yüksek irtifalarda bulunur. Bu fenomenin tam olarak neden ve nasıl oluştuğu hala tam olarak anlaşılamamıştır. Ancak
bilim insanları, şimşek topraklarının yerel topografik özellikler, hava akımları ve diğer çevresel faktörlerin etkileşimiyle ilgili olduğunu düşünmektedirler. Örneğin, yüksek dağların varlığı, hava akımlarının yönünü değiştirebilir ve yüksek irtifalarda elektrik yüklerinin yoğunlaşmasına neden olabilir. Ayrıca, yerel jeolojik koşulların da şimşek topraklarının oluşumunda rol oynayabileceği düşünülmektedir. Şimşek toprakları çoğu zaman şaşırtıcı bir görsel şölen sunar ve insanların doğaüstü olaylar hakkındaki merakını besler. Ancak bu fenomenin bilimsel açıklaması halen tam olarak netleştirilmemiştir ve araştırmacılar bu gizemli olayın sırlarını çözmek için çalışmalarını sürdürmektedirler. UFO görüntüleri. UFO, tanımlanamayan uçan nesne anlamına gelir ve genellikle gökyüzünde garip şekillerde hareket eden veya belirgin bir şekilde tanımlanamayan nesneleri tanımlamak için kullanılır. UFO görüntüleri, genellikle video veya fotoğraf formunda kaydedilen ve sıklıkla insanlar tarafından gözlemlenen garip fenomenlerin belgelenmiş halleridir. Bu görüntüler genellikle birçok farklı kaynaktan gelir. Bazıları amatör fotoğrafçılar veya meraklı gözlemciler tarafından kaydedilirken, diğerleri askeri personel veya pilotlar gibi uzmanlar tarafından sağlanır. Bazı UFO görüntüleri, nesnenin hızlı ve belirgin bir şekilde manevra yapması, geleneksel hava taşıtlarının yapamayacağı hareketler sergilemesi veya belirgin bir şekilde bilinen teknolojilere benzememesi nedeniyle dikkat çeker. Ancak bir UFO görüntüsünün varlığı, otomatik olarak olayın doğaüstü veya uzaylı varlıkların işareti olduğu anlamına gelmez. Birçok UFO görüntüsü, daha sonradan doğal veya insani kaynaklı fenomenlerin yanlış tanımlanması olarak açıklanır. Örneğin meteorlar, hava balonları, insansız hava araçları veya optik yanılsamalar gibi daha basit açıklamalar sıklıkla göz önünde bulundurulur. Ancak bazı UFO görüntüleri hala açıklanamamıştır ve araştırmacılar bu tür olayların doğru kökenini ve doğasını anlamak için çalışmalarını sürdürmektedirler. Bu tür görüntüler genellikle bilimsel topluluğun dikkatini çeker ve ilginç bir araştırma konusu oluştururlar. Kelvin-Helmholtz bulutları. Kelvin-Helmholtz bulutları, atmosferdeki farklı hızlardaki hava akımlarının birbirleriyle etkileşime girmesi sonucu oluşan belirgin dalga benzeri bulut formasyonlarıdır. Bu bulutlar genellikle farklı sıcaklık, yoğunluk veya nem seviyelerine sahip hava tabakalarının üst üste binmesi sonucu ortaya çıkar. Kelvin-Helmholtz bulutları, bulut tabakalarının birbiri üzerinde kaymasından kaynaklanan şekil deformasyonları nedeniyle dikkat çekicidir. Bu bulutlar, genellikle dalgaların veya dalgacıkların yüzey üzerinde yuvarlanmasıyla oluşan dalga benzeri şekilleriyle tanımlanırlar. Bu şekiller, rüzgarın hızı ve yönüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir ve bulutların hareketiyle dinamik bir görünüm kazanabilirler. Kelvin-Helmholtz bulutları, genellikle yerdeki gözlemciler tarafından görülür ve bazen belirli hava koşullarında, deniz üzerinde veya dağların eteklerinde daha sık gözlemlenirler. Bu bulutlar genellikle atmosferdeki dalga oluşumlarının bir göstergesi olarak kabul edilir ve bazen hava durumu değişikliklerinin habercisi olarak da görülebilirler. Bu bulut formasyonları hem görsel açıdan çekici bir fenomen olarak hem de atmosferik dinamiklerin anlaşılması açısından önemlidir. Kelvin-Helmholtz bulutları, atmosferik bilimciler ve meteorologlar tarafından dikkatle incelenir ve atmosferdeki hava hareketlerinin karmaşıklığını daha iyi anlamak için bir kaynak olarak kullanılır. Elmas tozu. Elmas tozu, nadir görülen ve gökyüzünde parıldayan, kristalimsi parçacıkların oluştuğu bir doğa olayıdır. Bu olay, genellikle yüksek irtifalarda atmosferik koşulların belirli bir kombinasyonuyla meydana gelir. Elmas tozu oluşumunun temelinde, güneş ışığının yüksek irtifalarda buz kristalleri üzerinde yansıması ve kırılması yatar. Bu yansıma ve kırılma, gökyüzünde parlayan bir etki oluşturur ve bu etki bazen elmas tozunun parlaklığına benzer bir görünüm kazanır. Elmas tozu fenomeni, genellikle güneş ışığının yansımasıyla ortaya çıkan renkli parıltılarla karakterizedir. Gökyüzünde parlayan bu kristalimsi parçacıklar, bazılarına göre doğaüstü bir deneyim sunar. Elmas tozu,
genellikle yüksek irtifalı bulut tabakalarında veya buz kristallerinin yoğun olduğu atmosferik koşullarda gözlemlenir. Bu olay, nadir görülen bir doğa harikası olmasının yanı sıra, atmosferik bilimciler ve gökbilimciler için de ilginç bir araştırma konusudur. Elmas tozu oluşumunun detaylı olarak incelenmesi, atmosferdeki parçacık dinamiğini ve optik fenomenleri daha iyi anlamak için önemli bir fırsat sunar. Ancak bu fenomenin oluşumunu ve özelliklerini etkileyen faktörlerin tam olarak anlaşılması hala devam etmektedir. Bu da elmas tozu olayının gizemini ve çekiciliğini arttırmaktadır. Gökyüzündeki doğaüstü hava olayları, insanlık için her zaman büyüleyici bir merak konusu olmuştur. Bugün incelediğimiz Aurora Borealis ve Aurora Australis gibi görsel şölenler, manyetik alanımızın etkileşimiyle muhteşem renklerle dolu danslarını sergilerler. Şimşek toprakları, atmosferdeki gizemli ve belirgin fenomenlerden biridir ve hala tam olarak açıklanamamış birçok sırrı barındırır. UFO görüntüleri, insanların gözlemlediği ancak tam olarak açıklanamamış nesnelerin belgelenmiş halleridir ve bilim insanları için sürekli bir araştırma konusu oluştururlar. Kelvin-Helmholtz bulutları, atmosferdeki farklı hava akımlarının etkileşimiyle oluşan dalga benzeri bulut formasyonlarıdır ve atmosferik dinamiklerin karmaşıklığını anlamak için önemlidir. Elmas tozu fenomeni ise, nadir görülen ve gökyüzünde parıldayan kristalimsi parçacıkların oluştuğu bir doğa olayıdır ve atmosferdeki optik fenomenlerin incelenmesi için bir fırsat sunar. Bu doğaüstü hava olaylarının incelenmesi, insanlığın doğaya ve evrene olan hayranlığını besler ve bilimin sınırlarını genişletmek için bir fırsat sunar. Ancak bu olayların tam olarak anlaşılabilmesi için daha fazla araştırma ve gözlem gerekmektedir. Gökyüzünde hala keşfedilmeyi bekleyen birçok gizemli fenomen var ve bu fenomenlerin ardındaki sırları çözmek, bilim insanlarının ve meraklı gözlemcilerin heyecan verici bir görevidir. Bugün gökyüzündeki doğaüstü hava olaylarını keşfetmek için bizimle zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Aurora Borealis'in büyüleyici dansıyla başlayıp, şimşek topraklarının gizemli atmosferine ve UFO görüntülerinin heyecan verici dünyasına kadar bir yolculuk yaptık. Kelvin-Helmholtz bulutları ve elmas tozu gibi doğa olaylarıyla tanıştık ve evrenin bize sunduğu bu benzersiz fenomenleri daha yakından inceledik. Gökyüzündeki gizemli olaylar, bilimin sınırlarını zorlamak ve insanın merakını beslemek için sonsuz bir kaynak sunar. Belki de gelecekte bu fenomenlerin ardındaki sırları tam olarak çözecek ve evrenin gizemlerini daha iyi anlayacağız. Ancak şu an için doğanın bize sunduğu bu büyülü gösterileri izlemeye ve keşfetmeye devam edeceğiz. Kanalımıza abone olarak ve videomuzu beğenerek bize destek verdiğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki keşif yolculuğunda buluşmak üzere, gökyüzündeki gizemleri keşfetmeye devam edin. Bilimle kalın, insani değerlerle yaşayın, inançlı olun.